Dediğimiz gibi bu göç tersine dönmeye başlayınca ciddi anlamda aynı zamanda konut ihtiyacı da doğmaya başladı. Biz de bu vesileyle TOKİ'de çok estetiği düzgün Selçuklu mimarisinde yatay mimariyi ön planda da tutarak bunları artık hayatımıza ağır ağır dönüştürmemiz lazım. Elbette ki çağdaş mimarinin de hayatımızda olmasını yok saymıyorum. Onun da gereği olan bir takım çalışmalar olacaktır. Ayrı lokasyon olarak ama genel anlamda bir şehir kimliği dokusu oluşturma adına işler yapmalıyız. Bunu da belki özel sektörle başarmak çok güç olacaktı. Çünkü insanlara bir takım yasal zemininiz yoksa dayatmaları da yapamıyorsunuz. Bu vesileyle biz de kamu eliyle bir şeyler oluşturalım istedik ve çok özel bir çalışma yaptık TOKİ ile. Selçuklu mimarisinde bizden sonraki nesillerin de koruyacağı mimaride bir çalışma yaptık. Bunun 159 tanesinin çekilişini de yaptık. Bu ayın 24'ünde de Allah nasip ederse inşaat işlerinin ihalesini gerçekleştiriyoruz ki öyle zannediyorum bölgeye de bir dokuyu yeniden hayatımıza davet etme adına ümit verecek bir çalışmadan bahsediyorum. Buraya insanlarımız koşarak geliyor. 1800 tane daire gerçekleşmiş. Bunların tamamı satılmış. Bu zamana kadar yaklaşık bir 1000 tane daha ihtiyacımız var. Bu 1000 ile bitecek mi? Bitmeyecektir. Neyi kastediyorum? Yani yeni nüfusları kucaklama adına yeni konut çalışmalarını da hayata geçireceğiz. Bu da ayrı bir zenginliğin parçası. Ben öyle zannediyorum ki şu Cumhurbaşkanlığı köşkümüz sonrası Allah nasip ederse Türkiye'nin birçok yerinden insanlar bu tarihi mirasın yer aldığı ilçede yani Ahlat'ta 8200 tane abilerin bulunduğu yerde bu doğa zenginliğinin ifrit derecede hayatımızda oluştuğu yerde benim de bir anahtarım evim olsun diyeceklerdir. Biz bunun içinde özel çalışmalar yapacağız. Biz 159 tanesinin inşaatını yaparken bu sayıyı 400'e çıkaracağız. İlk etabı 159 olacak. Daha 400 konut daha Allah nasip ederse bu mimaride hayatımıza gelecek. Kentsel tasarım gibi bir proje hazırlıyoruz. Bu proje çok ciddi doğu bölgesini heyecana kavuşturacak bir proje. Allah nasip ederse el birliğiyle de hayata geçtiği gün siz Türkiye'nin bütün efendim böyle önemli sportif faaliyetlerde, su sporlarında veya doğa sporlarında burada hayat bulacağını göreceksiniz. Evler takriben değerli kardeşlerim 3+1 ve 2+1 olarak 90 metre ve 150 metre kare olarak da metrajlarını belirlenen insana aslında ve çok da hayat standardı yüksek, sağlıklı kalabileceği konutlar olarak hazırlanmakta. Çevre düzeninde de ayrı bir ilgi görecek. Oranın sosyal donatısını falan da tanzim edeceğiz. İnşallah o bölgemiz çok heyecan uyandıracak. Bundan da kimsenin kuşkusu yok.